Okudukça programında bu hafta Hüseyin Bahçay'ı ağırlıyoruz. İlanihai ismini verdiği yeni şiir kitabında sonsuzlukta kaybolan şiirlerini okurlarla buluşturuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Okudukça'ya konuk olduğunuz için bugün. Bu daveti bana ulaştırdığınız için aslında ben size teşekkür ederim. Evet, tabii aslında biz ilk kitabı da konuşmuştuk sizinle. Bu sefer bu yeni ikinci kitapla birlikteyiz. Şöyle başlayalım istiyorum biraz sohbetimize. İlk yazmaya nasıl başladığınızı anlatarak. Yani hangi açıdan yazmaya başladığıma dair bir şeyler söylemek isterim. Çünkü ikiye ayrılır yazmak. Birincisi çocukluktan gelen bir tılsım diyelim. Ben böyle çok yaramaz bir çocukmuştum. Gittiğim yerde yaramazlık falan yapan, koltuktan koltuğa çeken, masaların üstünde dans eden falan. Ve sakinleşmem için elime bir kağıt kalem verilermişti. O kağıt kalemle bir şeyler yazarak veyahut da resim çizerek uyuyakalırmıştım bir koltuğun kenarında. Sonra gözlerimi açtığımda kendimi evde bulurmuştum. Annemin ve babamın anlatmasına göre. Daha sonra yazmak benim için böyle ilkokul 5'te ortaya çıktı. Bir okul dergisiyle alakalı bir yazı vermemiz gerekiyordu ve öğretmen sınıfta kağıt kağıtmıştı. Kağıdı aldım, bir sağıma baktım, bir soluma baktım. Herkes aynı şeyi yazıyor. Okulumu çok özleyeceğim, arkadaşlarımı çok özleyeceğim ama mutluyum filan. Dedim bunlar çok klişe, hiç benlik değil. Ben düşüneyim bunu biraz da sonra yazarım. Aradan bir 5-6 gün geçti. Kum havuzunda oyun oynarken bir arkadaşım dedi ki dergi için yazı yazacaktık. Verdin mi? O an bir şey canlandı böyle. Kum havuzunun kokusu, çam ağaçlarının altındaydı kum havuzu ve çam ağaçlarının kokusu, baharın kokusu, insanların sesi, kuşların cıvıltısı falan böyle bir şeyler geldi ve onları gelen şeyleri alt alta yazmaya başladım. Yazdım. Tabii şöyle de bir şey, cebimde bir kağıt vardı, aynı kağıttı ve bir kalem vardı. Kalemin de böyle ucunu kum havuzunun yanındaki taşa sürterek açtım. Yazdım bunu ve hemen gittim öğretmene verdim. Dedi ki sen mi yazdın bunu? Dedim ben yazdım. Bir şiirdi dedi bu. Ne olduğunu dedim bilmem. Ben yazdım dedim. Niçin dedi alt alta yazdın? Öyle içimden dedim öyle geldi filan. Ve o şekil başladı yazı serüveni. Sonrasında ise yaş ve bilinç ilerledikçe, insanın kimliği oturdukça değişen, büyüyen ve katmanlaşan bir şeye dönüştü benim için. Ve gelmiş olduğum nokta şudur, yazmakla alakalı dediğim bir cümle var. Yazmak kişinin tek başına örgütlendiği bir eylemdir. Fakat bu provokatif bir şey değildir. Tamamen kozmolojik bir şeydir. Yani insanın kendi bütünlüğünü sağlayabilmesi için bir eylemdir. Böyle olduğunu düşünüyorum. Yani çok özetini anlattım. Umarım yeterli de sizin için. Evet, kesinlikle çok güzel. Peki, şimdi bugün İlahiyane'yi konuşuyoruz. İlanihai. Evet, biraz zor evet. İfade edilmesi. Neden bu isim ve ne anlama geliyor aslında? Aslında kitabın en başında göreceğiniz gibi ben bu kitabı birey olmaya çalışanlara ve 24. yaşıma ithaf ettim. Evet, onu da soracaktım tabii. Ve bu 24. yaş benim için, aslında benim hayatımda kırılma noktaları vardır. 7. yaşım, 24. yaşım ve son bir yıl içerisinde yaşadığım şeyler benim hayatımı ciddi şekilde kırılmalara ulaştırmış ve yeni boyutlar kazandırmıştır bana. 24. yaşımda yaşamış olduğum bazı beni ben yapan etkenlerin şiirleştirmek istedim. Ve ilanihaya kelimesi aslında şu şekil çıktı. Bu kitabın bir ismi yoktu. Şiirler yazılıyordu. Fakat başka isimler vardı gündemde. Korona dönemiydi. 18 Mart doğum günümdü. Ve biz 14 Mart'ta kapanmıştık sanırım. Öyle hatırlıyorum. Evet, pandemi. Dedem telefonda bana bir cümle kurdu. İlanihai dedi. Bu cümle cümle içerisindeki kelime ilgimi çekti benim. Dedim nedir? Bir köşeye not aldım, açtım, baktım ve şu anlama çıkıyor. Sonuna kadar, sonsuza kadar ve sonsuzluk. Ve 16. yüzyılda Farsçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelime.
Daha sonra bu kelime üstünde pek bir düşüncem olmadı. Fakat kelime hep bir yerde durdu. Ve kapılar, evlerin kapıları açıldı. Sokağa çıkmaya başladık ve defterim bitti. Yani almış olduğum, notlardan yapmış olduğum çalışmadan deniz plajaya gittim. Deniz plajada lügatın defterlerinden gördüm. Ve bir baktım ki üstünde İlahi Nihaye yazar. Dedim burada bir mesaj var, bu işareti almam lazım. Hemen 3-4 tane o defterlerden aldım. Gelip eve koydum ve çalışmaya başladım. Sonra kitabın editörlüğünü yapacak olan arkadaşım sevgili Emel Kaya ile, buradan da kendisine çok teşekkür ederim. Gerçekten küçük ama çok etkili dokunuşlar oldu kitabımla alakalı. O olmamış olsaydı bazı alanlarda daha acemi bir kitap çıkabilirdi. Kendisine selam olsun buradan. Açtığımda şeyi, defterleri ve çalışmaya başladığımda farklı farklı şeyler gelmeye başladı. Konuyu Emel'e açtım. Dedim ki Emel, ben böyle bir kelime düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun kitapla ilgili? Hemen dedi ki evet, bu kelime çok iyi oluyor ve bu kelimeyi kitap başlığı yaptıktan sonra, isim yaptıktan sonra dosya var olan şiirleriyle yeniden bir değişime tabi tuttu kendini, değiştirdi, etti, biçimlendirdi ve şöyle bir şey metaforla çıktı ortaya. Bir kelime altında ve bir eylem altında, dedim ya az önce yazmak kişinin tek başına örgütlendiği bir eylemdir. Eylem adı altında üç farklı kombinasyona değinmek istediğim amacımı, amaçlarımı tek bir kelime altında toplamama yardımcı oldu ve bu yüzden İlahi Nihaye ismi tercih edildi. Yani hem gelen işaretlerle, hem yapılan diyalogla, hem de şiir mi kurgulamak istediğim konuların birleşimiyle oluşan bir bütünlük içerisindedir. Evet, çok da güzel oldu bence. Aslında çok güzel ama çok da kullanmadığımız bir kelime. Bu vesileyle de yeniden hatırlamış olduk bu kelimeyi diye düşünüyorum. Evet, aslında bu kelime ile ilgili kısa bir şey daha söyleyeyim. Kıbrıslı Türk edebiyatında bazı arkadaşlarım dedi ki bu kelime bayağı muhafazakar bir kelime. Dedim sorun yok. Yani çünkü altında yazılan şiirler gelenekten beslenen ve modernizmi arayan şiirler olduğu için aslında muhafazakar kelimenin de bir nevi dönüşümü gerçekleşti ve belki de ilerleyen zamanlarda bu kelime daha çok kullanılıp bir modern kelime noktasına gelecektir diye düşünüyorum. Kitap beş başlığa ayrılmış gibi ve her biri de sanki böyle hayatın içinden, hayatın devamı bir parçası gibi başlıklar. Neden acaba bu başlıklar ve bu bölümler? Bunu biraz konuşmaya başlayabilir miyiz? Bu ayrıntıyı yakaladığınız için çok teşekkür ederim. Çok önemli bir ayrıntı benim için. Aslında şöyle bir şey. Modern insanın hayatında beş farklı kavram vardır. Bunlar vazgeçilmezdir. Mesela birincisi ailesi. Ben aileme dair bir şeyler söylemek istedim. Şiirleştirerek. İkincisi yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü ev. Ben doğup büyüdüğüm ve halen daha içinde yaşadığım eve dair bir şeyler söylemek istedim. Üçüncüsü şehri. Şehrime dair bir şeyler söylemek istedim. Çünkü şehrimin dünya pozisyonunda değişmesini istiyorum. Fakat değişebilmesi için de var olan mevcut koşulları en iyi şekilde anlatmak istiyorum. Dördüncüsü mesela yaşadığım şehrin doğal zenginlikleri. Mesela doğal yaşamını na dair denizi, ne bileyim deniz kenarındaki o siyasal pozisyonu, açıldığı dünyası. Beşincisi ise şehrimin diğer bir bölgesi. Yani aslında şehirden politik bir şekilde kopartılan fakat bir o kadar da şehirle bağlantılı olan, şehrin arka tarafında olan o üretimi, şehrin bazı ihtiyaçlarını karşılayan yapısı. Yani mesaiya, kurak bir resital olarak geçiyor o bölümde. Bunları söylemek istedim. Ve evet, ben her zaman için şiirimi yaratırken yaşamın kaynağından beslenmeye çalışan bir insanım. Çünkü gerçek olan yaşamın kaynağından gelir.
Bugün misal şöyle bir tartışma vardı. Yapay zekanın çok geliştiği ile alakalı. Yapay zekanın artık öykü, yazdığı ile, resim çizdiği ile alakalı. Evet, yaşabilir, yaşayacaktır. Belki günü gelecek şiir de yaşayacaktır. Fakat şöyle bir şey vardı. Az önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Aşkla, yapay zeka, yaşamın içerisinden bir şeyi alıp da insanın hissetmiş olduğu duygularını, yaşamış olduğu kusurlarını, yaşamış olduğu deneyimlerini işleyip, harmanlayıp aktarmayacaktır. Bence şiir budur. İnsanın deneyimlerinin harmanlanması ve iç sesindeki o şiirsel dille buluşup bir şekilde dışarıya çıkmasıdır. Ve bir de şöyle bir ayrıntı vardır. Aslında buradaki şiirler birbirinin tamamıdır, devamıdır. Evet. Ve parçalı bütünlüklü bir çalışmadır ilanihaya. Fakat biz bunu birbirinin devamı olmasını hem sağlayacak hem de ayıracak bir şekilde ilgili bölümlere başlıklar koyduk ve ilgili bölümlerin altında alt başlıklar oluşturarak dosyanın daha okura iyi ulaşmasını ve okuru istediğim noktaya çekip onlara anlatmak istediğimi daha yalın, daha somut ve daha gerçekçi bir şekilde anlatabilmek için böyle bir teknik uygulanmıştı. Fakat az önce söylediğim gibi cümlemin sonunda şunu söylemek istiyorum. Dosya parçalı bütünlüğüdür. Her şey birbirinin devamıdır ve birbirinin temelidir. İyi ki böyle bir çalışma yapmışım. Evet, onu okurken ben de hissettim aslında. Hani böyle bir süreç gibi, bir bütünün tamamlanması gibi akıyor şiirler. Bir de hepsini bir solukta okuyunca bunu daha da çok farkına varıyorsunuz aslında. Hani belki kitabı okumaya başlayıp bırakıp yeniden eline aldığında belki bunu çok fark edemiyorsun ama ben genelde kitapları başlayıp bitirmekten keyif aldığım için bunu, bu duyguyu da daha çok yakaladım böylece. Bazı bölümlerinde isimleri var ama şiirlerin isimleri yok. Ondan da aslında birbirinin devamı olma duygusunu buradan da yakaladım. Bu özellikle mi yapıldı? Evet. Evet, yani hatırladığım kadarıyla somut taraf ve düzenli kaos bölümünde vardı bu. Yani birbirinin devamı olmasını gerektiren şeyler aslında en başında yaşadığımız ülkeye dair, yaşadığımız ülkenin bir yarısına dair daha doğrusu söylemek istediğim şeylerin altını doldurmakla alakalıdır. Ve katman katman açılan bir yapısı vardır. Somut araf dediğimiz zaman, bugün Kıbrıs'ın aslında Kıbrıs'ın kuzeyinin harita üzerindeki yeridir. Yani evet biz yaşıyoruz burada. Fakat ne cennet değil ne cehennem değil. Bir araftayız ve bu tamamen somut. Arafın her şeyini, arada sıkışmışlığı, arada tükenmişliği, arada çürümüşlüğü her şeyiyle yaşıyoruz. Mesela bir mekana gittiğimiz zaman oturuyoruz ve Hasan Hüseyin Korkmazgil'in dediği gibi baktığımız bazı manzaraların bir yanı bahar bahçe, yani bir tarafı yıkıntı yani. O yüzden Kıbrıs'a böyle bir yer. Yani bir insana baktığımız zaman bir tarafı gerçekten bir şeyleri umutla dolu, bir şeyleri yaratmaya çalışıyor, bir hayat kurmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da bir şeyler onu geriye doğru çekiyorlar ve ilerleyemiyor. Tamamen bu bizim yaşamış olduğumuz yeryüzündeki haritaya uzaktan bakışımızla alakalı. Fakat aynı bölümde bir de düzenli kaos diyorum. Düzenli kaos aslında şu, bir kaotik bir yerde yaşıyoruz. Her şey çok kaotik. Fakat birileri dediği için bize kural budur, yaşa budur. Birileri tarafından düzenlenilmiş bir kaos var burada. Ve bu dualist bir felsefeyle, iki olmacın bir araya gelmesiyle yaratmaya çalıştığım bir hareketti, şiir hareketiydi. Tamamen bu amaçla o bölüm o şekilde yazılmıştı. Fakat hepsi böyle oturup düşünülerek yazılmış şeyler değildi. Gerçekten yaşanılarak, hissedilerek yazılmış şeylerdir, şiirlerdir. Benim en çok hoşuma giden şiir Yarımiyet şiiri oldu. İsmi de çok ilgimi çekti. Bu şiirden birazcık bize bahseder misiniz acaba? Hangi duyguyla kaleme alınmıştı? Güzel bir şiir. Yani Kozmik İbadet bölümünden sonra gelen bir şiir. Aslında şöyle bir şey. Orada
şiir kişisi şunu diyor. Tanıyamıyorum uyandığım yatakları. Ve geceyle gündüz birbirine geliyor. Günün mavi ışığı evin içine doluyor. Umut ve umutsuzluğun arasında tamamen yalnızlığıyla kalan bir birey var. Aslında bu şiir tamamen şu sebepten dolayıdır. Şiirin genelinde zaten böyle yalnızlığıyla, boşluğuyla cebelleşen, onu kurgulamaya çalışan, onun içerisinden kaçmaya çalışan ama o yalnızlığıyla, boşluğundan kaçmaya çalışırken toplumun getirdiği o yaz gününden de, aslında her şey bir günde geçiyor, kaçmaya çalışan bir birey var. Ve o kadar bir tanıdığı şeylerden kaçıyor ki ve nerede uyuyup uyandığını tanıyamayacağı noktalara geliyor. Aslında bu benim biraz hayatımla da alakalı bir şey. Ben evet bir evim var. Tam evim diyemiyorum. Çünkü politik bir mevzusu var fakat ama mesela çok böyle tanıyamadığım yerlerde uyandığım da oldu. Yani uyandığımda neredeyim diye sorduğumu. Yani bu hem somut hem soyut bir soru. Yani evet neredeyim, ne yapmaya çalışıyorum, durum ne, ben buradan nasıl çıkacağım diye. Bu şiir tamamen boşluğun gelgitlerinde iken fakat bu boşluğun gelgitlerinden kaçmaya çalışırken başka insanlarla kurmuş olduğu yakın iletişimler sonrası, etkileşimler ve paylaşımlar sonrası kişinin dağılmışlığından ve dağılmışlığının nerede olduğunu sorgulamaya çalışmasından çıkan bir duygu yapısıyla yazılmış bir şiirdir. Umarım telaffuz edebilmişimdir. Evet, güzel yakalamışım demek ki bu şiiri. Evet. Peki, bunu soracaktım aslında en başta, gerçi birazcık bahsettik ama neden şiiri, bu kitabı birey olmaya çalışanlara ithaf ettiniz? Yani var mı insan hayatında aslında bu çaba, yoksa insanın bütün bir hayatına yayılmış bir çaba mı bu? Güzel bir soru. Ama güzel bir soru, sevdim. Aslında her insan farklı bir dil ile hayata tutunur. Ve her insanın farklı eylemleri vardır. Farklı korkuları, farklı travmaları, farklı amaçları. Şiir aslında azınlıklarla bir bağ kurmak. Ve azınlıklarla örgütlenmek, azınlıklarla seslenmek, azınlıkların boşluklarını doldurmaya çalışmak veyahut onlara daha çok boşluklar yaratmaya çalışmak. Ve birey olmak aslında kişinin bence bir bilinci aldıktan sonra, bir bilinci şekillendirdikten sonra yapacağı eylemlerle hayata geçirebileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir toplumdan, öyle bir coğrafyadan geçiyoruz ki insanlar kendilerini bulma mücadelesini 40'lı 50'lerini yaşlarına kadar veriyorlar. Aslında Avrupa gibi Batı medeniyetinin olmuş olduğu birçok yerde insanlar kendini bulma edinimini daha küçük yaşlarda buluyor. Tamamlıyor hatta. Evet, yani o, çünkü evet orada da bir aile yapısı vardı, orada bir eğitim yapısı vardı, orada da bir sosyal çevre yapısı vardı. Fakat orada insanlar daha çok insanların özgürlükleri ve nevi şahsına münhasırlıklarına saygı duyuyor. Hı hı. Onlarla geçinmeye, onlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Fakat bizim yaşamış olduğumuz bu somut arafın içerisindeki düzenlik olursa hep bir müdahale vardır. Kişi çocukluğundan beri müdahale ile karşılaşır. Çocuksun, hayal kurmaya çalışıyorsun. Ailenden ilk aldığın cevap çok hayalperestsin. Evet, çünkü hayallerin var. Okula gidiyorsun. Eğitim sistemiyle bir şekilde iletişim kuramamışsın. Belki daha zekisin. Ve seni aşağıya çekmeye çalışan bir şey var. Okuldasın, kanatların var, uçmak istiyorsun. Hayır diyorlar, bu masaya oturacaksın ve bunu ezberleyeceksin. Doğru olan budur. Sorgulamayacaksın, eleştirmeyeceksin. Ne anlatılırsa onu anlayacaksın ve anlamak istediğimiz, bizim anlamak istediğimiz, sana anlatmak istediğimiz kadar fazlasını anlamayacaksın. Evet. İnsanlar 30'lu 35'li yaşlarda kendilerini
bulmaya ve birey olmaya çalışıyorlar. Maalesef. Fakat o noktaya geldiğinde bir bakıyorsunuz ki kimi insanın iki tane çocuğu var. Evet. Kirada evini alamamış veyahut da ailesinden gelmiş olduğu olan miraslarla bir hayat kurmaya çalışmış ve ömrünün sonuna kadar ebeveynlerinin hayatına karışacağı bir ortam var. Bununla birlikte kendini bulamamış, dünyaya çocuk getirmiş. Kendini tamamen bulamamış. Tamamen yanlış kurgulanmış bir hayat aslında. Aynen öyle, baskıcı, tahakkümcü ve bununla birlikte insana kendi olma şansı tanımayan bir hayat. Bu benim için çok büyük bir sorundu. Çünkü ben 11-12 yaşlarından beri gerek aileme karşı gerek yakın çevreme karşı hep kendi olma mücadelemi verdim. Vermeye de devam ettiğim anlar var. Çünkü bu işin bir sonu yok, sınırı yok. İnsan ana rahmine düştüğü andan mezara gittiği ana kadar hep başkalaşım gösteren ve değişim gösteren bir varlık. Tabii olması gereken o aslında. Aynen öyle sevgili Simge. Ve bu mücadeleyi verirken değiştirmek istediğim bazı şeyler varken böyle bir ithafla kendime bu noktada azınlığın içerisinden yoldaşlar bulmak istedim. Veyahut da bazı insanlar şunu demek istedim. Bakın benim deneyimlerim bunlar. Ben bunları yaşadım. Bu yollardan geçince insan birey olabilir. Siz de belki bu yollardan geçmeyeceksiniz ama kendi yolunuzu, güzergahınızı kendiniz çizebilirsiniz demek istedim bir noktada şiirde. Evet, çok da güzel bir ithaf olmuş bence. Çok da keyif alarak okudum kitabı. Çok özellikle hoşlandığım, özellikle üzerine kafa yorduğum şiirler oldu. Çok teşekkür ediyorum programımızda olduğunuz için. Ve son olarak sormak istiyorum. Bundan sonrası için planlar, projeler vardır mutlaka. Bir kenarda yazılan bir şeyler de vardır diye düşünüyorum. Neler bekliyor bizi? Aslında şöyle bir şey. Şu an için kafamda kurguladığım ve yavaş yavaş notlarını alıp bazı şiirler çıkarttığım yeni bir şiir çalışmam var. Fakat 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çıkar, tabii, 6 ay sonra çıkar bilemem. Şiir üstüne ne zaman geleceğini, ne zaman beni bir köşeye çekip oturup çalışacağını söylemek haddim değil. Fakat ondan daha yakın zamanda şu an planlarım içerisinde uzun zamandır gazetelerde, edebiyat dergilerinde yayınlamış olduğum öykülerimi derleyip de bir öykü kitabımı çıkartmak planım ve projem vardır. Fakat bununla alakalı birazcık bu aralar tembel davranıyorum. Bilgisayar başına geçip de çalışamıyorum. Çünkü daha farklı meşguliyetlerim vardır. Ve edebiyatın da bu büyüsüne inanıyorum. Aslında ben onu şekillendiremem. O beni bir noktaya çeker, oturdu, şekillendirir. Dilerim ki bu yıl içerisinde öykü kitabımı ilgi gösterecek olan insanlarla buluştururum. Orada da söylemek istediğim birçok şey vardır. Gerek ülkemle, gerek kendimle, gerek Kıbrıs'taki edebiyatla, dünyayla, evrenle alakalı. Şimdilik planlarım bunlar. Tabii festivaller falan vardır, katılacağım, etkinlikler vardır fakat bunları pek burada açmaya gerek yok. Evet, yani. Evet, ben de zaman zaman okuduğum öyküleriniz oldu karşıma çıktıkça. Gerçekten çok keyifli ve güzel öykülerdi bunlar. Bence de onları bir kitapta bir araya toparlamak çok da güzel bir fikir olacak. Umarım en erken zamanda bu konuda çalışmaya başlarsınız. Teşekkür ederim. Son bir şey söylemek istiyorum. Bugün bana bu söz hakkı verdiğiniz için size ve yani bu programın gerçekleşmesi için arka planda çalışan her bir emekçiye çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Okudukça devam etsin. Biz de çok teşekkür ederiz burada bizimle olduğunuz için. Rica ederim.